Evet. Merhaba gençler, ben Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Ayla Yeniçun. Bugün 11. sınıflar 1923-1950 arası Türk romanı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Siyasi bunalımlar, toplumsal açmazlar bir medeniyet değişiminin, Cumhuriyet aydınının ruhunda açtığı yaralar, ütopyaların gelişmesi için uygun ortamı sağlamıştır. 1950'lerde çevresindeki yıllarda Peyami Safa'nın yarattığı Simerenya bu tarz dünyalardan biridir aslında. Adalet, iyilik, huzur ve mutluluk vaat eder. Bu parçada anlatılan Simerenya ütopyası Peyami Safa'nın hangi romanında kurgulanmıştır? Gençler, ütopya dediği gibi bir ütopik ülkedir Simerenya. Bu Yalnızız romanında kurgulanmıştır. Diğer seçenekleri şu anda açıklamayacağım. Zaten diğer sorularda bu seçeneklerle ilgili de açıklamalar yapacağız. Devam edelim. Tanpınar'ın romanlarını tarihsel bir çizgiye oturtmak gerekirse, Osmanlı'nın son dönemini bir musiki makamıyla anlatan, bir boşluk bırakmış tamamlamamızı istiyor, romanı ilk sıraya alır. Ardından mütareke ve savaş yıllarının dile getirildiği yine bir boşluk romanı gelir. En sonda ise 2. Dünya Savaşı öncesi bir günü anlattığı bir yine boşluk romanı vardır. Yalnızca tarih sırası değil, kahramanların da ortaklığı nispetinde romanlar birbirinin devamı olarak görülebilir. Ne gelebilir? Şimdi Osmanlı'nın son dönemini bir musiki makamıyla anlatan romanı Mahur Beste'dir. Dolayısıyla başa Mahur Beste'yi getirmem gerekiyor. Mütareke ve savaş yıllarını dile getiriyorsa bu bir önceki dersimizde gördük. Sahnenin Dışındakiler romanıdır. Kurtuluş Savaşı'na cephede katılmayanlar, İstanbul'da olanları anlatıyor. En sonda ise 2. Dünya Savaşı öncesi bir günü anlattığı Huzur romanından bahsediyoruz. Bu da hangi seçenek? Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur. Doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Bu kez Huzur romanı ile ilgili bir soru. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait Huzur romanı 4 ana karakterin adını taşıyan ve karakterlerle uyumlu içerik ve üslup özellikleri gösteren 4 bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi Huzur'un bölümlerinden değildir? Suat bir kere Huzur romanının bölümlerinden biridir. Nuran'a aşık olan ve intihar eden kişidir. İhsan Mümtaz'ı yetiştiren öğretmendir. Mümtaz romanın baş kahramanıdır. Nuransa Mümtaz'ın aşık olduğu kadındır. Süreyya bu romanda yok gençler. Süreyya hangi romanda yer alır derseniz Mehmet Rauf'un Eylül isimli romanının baş kahramanlarından birisidir. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yazarın romanlarının çoğunun aşk ekseninde geliştiğini görürüz. Bahsedilen aşk her ne kadar beşeri aşk olsa da aslında ilahi aşk için bir vesiledir. Tasavvufun her bir satırına sindiği bu romanlarda yazar kendi dünyasını ve ailesinden gelen kültürü de yansıtmıştır. Bir önceki dersimizde Samiha Ayverdi'nin romanlarında mecazi ya da diğer adıyla beşeri aşkın daha sonra ilahi aşka yöneldiğini söylemiştik. Cevabımızı da bu durumda vermiş oluyoruz. Evet, Samiha Ayverdi. Tasavvuf, Türk mutasavvuflardan birisi olarak adlandırılıyor. Romanlarında da yoğun olarak bu konuyu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar Peyami Safa'nın eserleriyle ilgili bir soru. Birkaç tane öncülümüz var. Bu eserlerin hangisi olduğu soruluyor. İki semt üzerinden Doğu ve Batı medeniyetlerinin karşılaştırıldığı romanda Şinasi ve Macit kahramanlardır. Şimdi iki semt üzerinden dediğine göre biz Fatih Harbiye'yi eleriz. Neden? Fatih doğuyu, geleneği, Harbiye batıyı, modernleşmeyi simgeliyor. Fatih Harbiye romanının iki kahramanıdır. Dolayısıyla C seçeneğini eledik. Ferit'in ruhsal bunalımları ve bir Rum kızının ruhunda bulunduğu sükunet romanı çevreler.
Ferit nihilist, ateist, hedonist Ferit'in adaya gitmesi, orada bir Rum kızının ruhu ile sohbet etmesi ki bu da Matmazel Noralya'nın koltuğudur. Bu seçeneği de, E seçeneğini de eliyoruz. Mütareke dönemi İstanbul'unun yaşadığı dejenerasyon romanın satırlarına siner. Mütareke dönemi İstanbul'unu biz insanlar romanında anlatmıştır. Bir yazarla mualla arasındaki aşk ve toplumsal yapının yarattığı çıkmazlar ise Bir Tereddüt'ün romanında anlatılmıştır. Burada yalnızlıkla ilgili bilgi verilmemişti. Ama az önceki sorularımızdan birinde gördük. Simerenya isimli bir ütopik ülkeden bahsediyordu. Yalnızız romanı. Bir başka sorumuz. Bakın 1994 üniversite sınav sorusu. Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hayallerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu ögelerle birlikte tarihsel ve toplumsal konuları da ele almıştır. Aslında yazarımızı bize verebilecek çok net ipuçları var. Bir kere sembolist akım diyor. Bunun yanı sıra bilinçaltı ve rüyalar diyoruz ki bu da bize Ahmet Hamdi Tanpınar'ı veriyor. Doğru cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. 2008'de sorulmuş bir başka soru gençler. Nokta nokta yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf'un yazarını söylememizi istiyor. İle Reşat Nuri'nin Yine Bir Boşluk adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardır. Şimdi boşluğa ne getirilmelidir? Bir kere Kuyucaklı Yusuf'un Sabahattin Ali'ye ait olduğunu biliyoruz. Test tekniği açısından bakarsanız diğer seçenekleri eledik. Çünkü Sabahattin Ali sadece A seçeneğinde var. Ama biz yine de devam edelim. Şu diğer seçenekleri eliyoruz. Reşat Nuri'nin Yeşil Gece adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardır. İşte Kuyucak kasabasında doğduğu için Kuyucaklı Yusuf diye adlandırılan çocuğun, kişinin hayatı ve Yeşil Gece'de de Ali Şahin'in İzmir'in bir kasabasında öğretmenlik yapması anlatılıyor. Dolayısıyla evet, kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardır diyoruz. Burada bilgi yanlışları da var. Mesela Orhan Kemal ve Çalıkuşu diyor. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'in biliyoruz. Aziz Nesin ve Dudaktan Kalbe diyor. Dudaktan Kalbe yine Reşat Nuri Güntekin'in biliyoruz. Rıfat Ilgaz'ın Acımak Değildir. O da Reşat Nuri Güntekin'indir. Kavak Yerleri yine Kemal Tahir'in değil, Reşat Nuri Güntekin'indir. 2010 yılında sorulmuş bir başka sınav sorusu. Bakalım. Peyami Safa, Tanzimat'tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış batılılaşmanın ki Peyami Safa'nın temel konusuydu bu. Değil mi? Batı, yanlış batılılaşma ya da ne bileyim Doğu-Batı çelişkisi, işte maddilik, manevilik çekişmesi gibi. Toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri yine bir boşluk tamamlamamızı istiyor. Adlı yapıtında farklı kültürleri, dünya görüşleri ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu-Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman'ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir. Evet, Neriman da yine Fatih Harbiye'de yer alan karakterlerden bir tanesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Bir başka soruya bakalım. Romanda İstanbul'un 3 dönemi: İstibdat, İttihat ve Terakki ve Mütareke dönemi. 1936 yılından geriye dönülerek anlatılır. Osmanlı Devleti'nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğü sergilenir. İstanbul'un esere konu olan 3 dönemi, romanın baş kahramanı Adnan'ın yaşamındaki 3 dönemi de kapsıyor. Fakir ve idealist Adnan, zengin ve önemli Adnan, hasta ve bedbaht Adnan.
İstanbul'daki ahlaki çöküşün toplumun bütün katlarına nasıl yayıldığı romanda açıkça görülür. Romandaki birçok şahıs gerçekten yaşamıştır ve bunlar adlarındaki ufak değişikliklerle romana yansıtılmıştır. Şimdi İstanbul'un esere konu olan 3 dönemi aslında ipucunu da verdi gibi bize Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul adlı romanıdır. Utanmaz Adam Cumhuriyet döneminde her türlü yolsuzlukla ayakta kalmaya çalışan bir adamı anlatır. Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından yazılmıştır. Sahnenin dışındakiler bahsettik birkaç kez. Kurtuluş Savaşı'na katılmayan İstanbul'daki insanları anlatır. Panorama yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne bakışını anlatır. Esir şehrin insanları da işgal yılının İstanbul'unu anlatır. Üç İstanbul zaten üç dönemi anlatıyor dediğine göre Mithat Cemal Kuntay'ın tek romanıdır diyoruz. Evet, aşağıdaki romanlardan hangisi otobiyografik roman türü içinde değerlendirilebilir? Yani yazarın kendi öz yaşam öyküsünü romanlaştırdığı bir eser olarak düşüneceğiz ki bu da 9. Hariciye Koğuşu'dur. Daha önceki derslerimizde anlattık. Peyami Safa çocuk yaşlarda kemik veremi olur. Ömrü işte iyileşene kadar diyelim ya da belli bir dönem hastanelerde geçer. 9. Hariciye Koğuşu'nda bu yaşadıklarını anlatıyor. Bu nedenle bir tür otobiyografik roman olarak değerlendiriyoruz bu eseri. Bir diğer sorumuza bakalım çocuklar. 1923-1938 arasında kaleme alınmış romanlar genel olarak Cumhuriyet ideolojisinin etkisi altında kaldığından daha çok toplumsal karakterdedir. Tabi başlangıçta işte Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız. Doğal olarak yeni bir yönetim kurmuşuz. Bu yeni yönetimin yerleştirilmesi gerekiyor. Çözmesi gereken bu yeni yönetimin bir sürü sorun var. Dolayısıyla sanatçılar da toplumsal karakterde eserler veriyorlar. Bununla birlikte bireysel konuları işleyen romanlar da yok değildir. Ancak bu romanlar bireyin yaşadığı bunalımları, aşkları, kıskançlıkları işleseler de dönemin genel atmosferinden bağımsız değildir. Ben burada küçük de bir açıklama yapayım. Hiçbir roman dönemin genel atmosferinden bağımsız da olamıyor zaten. Hangi dönemde ise bireysel konu bile olsa bütün romanlar o dönemi kesinlikle bir biçimde yansıtacaklar. Evet, hangisi bireysel konuları işleyen romanlardan değildir? Bir önceki dersimizde görmüştük Sadri Ertem'in Çıkrıklar Durunca. Fabrikalaşmayla zanaatın yok olması ve insanların aç kalma riski taşıması nedeniyle verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Ben Deli Miyim iki İstanbul gencinin yaşamı sorgulamaları anlatılır. Her ne kadar bireysel konu da olsa deliliğe varan sorgulamalarını anlatır. Akşam Güneşi platonik bir aşkı anlatıyor. Genç Kız Kalbi ve Kalp Ağrısı da yine aşk konularını işleyen romanlarımızdandır. Bir başka romanımız, yazdığı romanla ilgili olarak soru kökünü önce okuyorum gençler. Yazdığı romanla ilgili olarak kitabının ön sözünde bu sözleri söyleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bu romanıma yöneltilen başlıca suç kitabın köylü aleyhtarı bir karakter taşıması. Köylünün maddi ve manevi sefaletini bir entelektüel ağzıyla tezvire, yalan söyleme kalkmış olmasıdır. Romanı ikinci defa gözden geçirdikten sonra anlıyorum ki bu bütün manasıyla bir iftiradır. Yani yalan söylediğim iftiradır demek istiyor yazar. Zira romanımın kahramanı olan entelektüele elinizde tuttuğunuz şu cildin bu baskıda hangi sayfaya rastlayacağını bilmediğim bir yerinde bundan 25 yıl evvelki köyün hazin tablosunu çizdikten sonra dedirtmişim ki bunun sebebi Türk aydını gene sensin. Bu sorgulama çok meşhurdur çocuklar. Bu viran ülke, bu yoksul insanlar için ne yaptın? Yıllarca onun kanını emdikten ve onu posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Evet, bunu söyleyen yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Bu ön sözü de Yaban isimli romanında yazmıştır. Çünkü bu parça, bu bölüm Yaban romanında geçmektedir. Bir başka sorumuz.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda işlenen konulardan değildir? Yoksulluk ve cehaletle mücadele, evet. Çünkü Cumhuriyet'in kurucuları Anadolu'da bunu görüyorlar ve hem yazarlar, hem aydınlar, hem siyasiler bununla mücadele ediyor. Bireyin iç dünyası ve psikolojik sorunlar, o da var. Cumhuriyet inkılaplarının savunulması, evet, bu düşüncelerin de yerleştirilmesi, Cumhuriyet'in yerleştirilmesi gerekiyor. Milli mücadele ve Anadolu halkı, evet. Yurt dışındaki Türklerin hayatları, bu dönem sorunumuz değil çocuklar. Daha sonraki dönemlerde özellikle yurt dışına göç vermeye başladıktan sonra yoğun olarak da Almanya'ya eserlerde görebiliyoruz. Bir başka soruya bakıyoruz. Yazar bu romanda işgal altındaki İstanbul'u anlatır. Osmanlı Devleti'nin başkenti artık Tanrı'nın lanetine uğrayan şehirlere dönmüştür. İpucumuz burada. İşgal kuvvetlerinin subaylarıyla düşüp kalkan yozlaşmış çevrede tek olumlu tip Necdet'tir. Anlatıcı bu durumun ancak ateşle temizleneceğine inanır ve kendi basit çıkarları için Türk zaferine sırt çevirmeye kalkışan insanlara karşı tiksinti duyar. Anadolu'da milli mücadelenin aydınlığı eserde uzak bir fonda kendini hissettirir. Sözü edilen roman, Tanrı'nın lanetine uğrayan şehirler ki Tevrat'ta ve İncil'de bahsediliyor. Özellikle Tevrat'ta Sodom ve Gomorre'dir. İstanbul'u Sodom ve Gomorre ile aynı düşünür. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, sorularımız bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.